Evladım dedin, geldim. Ama sen de Miran'da kızıma dokunamayacaksınız. Eğer kızına bir şey yapacak olsaydım bu vakte kadar beklemezdim. Miran da beklemezdi. Otel kapılarında kızını beklemen de fayda etmezdi. Benim derdim kızınla değil, oğlunla. Aslan'la görüştüğünü biliyorum. Seni hastaneden çıkardığını, arkamdan çevirdiğiniz işleri hepsini biliyorum. Ama o, ikimiz de onun iyiliğini istiyoruz. Eğer bir daha evladımı elimden alırsan seni öldürürüm. Ben senin evladını elinden almadım. Onu saklayıp sağ tuttum. Ama işler değişti, kafasının dikine gider oldu. Böyle giderse onu hayata tutmak çok zor. Ne demekmiş o? Şimdi de Aslan'ı mı öne süreceksin? Miran'ın kanını hayrat gibi savurduğun gibi şimdi Aslan'ı mı savuracaksın? Ben değil. Senin oğlun canını hayrat gibi savuruyor. Eğer Miran'ın elinde ölmesini istemiyorsan beni tehdit edeceğini dinle. Miran? Mesele Miran. Ama Miran'ın meselesi de Reyyan. Aslan Reyyan'a aşık. Döktüğüm onca dil, onca nasihat boşa gitti. Reyhan olmaz. Reyhan'ı sevemez. Miran onu öldürür, Reyhan'ı sevemez. Söyledim ama dinletemedim. Şimdi anası olarak onu karşına al, konuş, buradan gitmeye ikna et. Beni dinlemez ki, benim onun üstünde öyle bir gücüm yok. Eğer sen onu benden ayırmasaydın belki olurdu. Belki beni dinlerdi. Ama sen bunu da aldın benim elimden. Şimdi karşıma geçmiş bana annelik et diyorsun. İstersen saatlerce, günlerce beni suçla. Ama bir şey değişmeyecek. Buradan gitmek zorunda, yoksa ölecek. Ben oğlumdan ayrılmam. Ayrılmayacaksın. Aslan'ı durdurmanın yolu oradan geçiyor. Onu alıp bir eve kapatacağım. Sen de tercihini yapacaksın. Ya kızını da oğlunu da al buradan git. Ben tamam deyinceye kadar oğlunun başını bekle. Ya da burada kal ama oğlum oğlum diye sızlanıp ortalığı karıştırma. Başka yolu yok. Sen bana diyorsun ki oğlunu mahpus edeceğim. Sen de seyredeceksin öyle mi? Sultan, oğlunun yaşamasını istiyor musun? Öyleyse hazırlığını yap. Bu gece Aslan'ı alacağım. Sakın bildiğini belli etme, yoksa onu kaçırırsın Sultan, anladın mı? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.